Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Kasım 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Kasım ayı sizin için kariyeriniz, eviniz, aileniz, özel hayatınızla ilgili daha fazla mücadele edip önemli kararlar alabileceğiniz bir ay olabilir. 28 Ekim'de meydana gelen ay tutulmasının, Boğa burcundaki ay tutulmasının önemli etkileriyle başlıyoruz Kasım ayına. Burada belki iş ve kariyer konularında ya da toplumdaki statünüze etkileyecek alanlarda bunlar hani evlilik, ilişkiler, ailevi konularda olabilir. Bazı yapılandırmalar içerisindesiniz. Bunlarla ayın ilk haftasında daha fazla uğraşabilirsiniz. Destek beklediğiniz alanlarda çevrenizden özellikle hani parasal konularda bazı yardımlar almanız ya da burada bilgi anlamında size destek olacak önemli kişilerle karşılaşıp önemli tavsiyeler almanız mümkün görünüyor. İş ve kariyer konularındaki yapılandırmalarda belki hani beklediğiniz bazı parasal destekler varsa bu alanlarda da kaynaklarınızı doğru değerlendirebileceğiniz hani bir borcu ödemek, belki bir ihtiyaç duyduğunuz bir yatırımı yapmak için kaynak bulmak. Hani önemli bazı etkiler alabilir çevrenizden, aileden yine önemli destekler alabilirsiniz. 13 Kasım'da Akrep Burcu'nun 20 derecesinde yeni ay doğacak. 4. evinizde Mars'la birleşen bir yeni ay. Tam karşıt aksında da Uranüs var Boğa Burcu'nda. Enerjisi güçlü, tansiyonu yüksek bir yeni ay. Dolayısıyla bu yeni ay stres oluşturabilir. İşte ailevi konular, ebeveynlerle ilgili konularda, ebeveyn sağlıklarına dikkat etmekte fayda var. İşte tansiyon dengesizlikleri, nörolojik problemler, bazı hormonal dengesizlikler özellikle olabilir. Belki bir ebeveynin sağlık sorunu nedeniyle bir ameliyat, bir operasyon gündeme gelebilir. Yani biraz ailevi konularda enerji harcamak gerekiyor. Buralarda stres altında hissedebilirsiniz kendinizi. Kariyer konularındaki mücadeleleriniz var. Kariyerde vereceğiniz bazı kararlar belki bir yer değişimi getirebilir. Taşınmak, başka bir yerde bir düzen kurmak, çalıştığınız yerde olabilir, evinizde olabilir. Hani buralarda bazı dönüşümleri, hızlı kararları, hızlı değişimleri de tetikleyebilir bu yeni ay döngüsü. Sabit burçlarımız daha fazla etkilendiği için siz de önemli etkiler alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarında mı? Yani bu 15 ile 25 derece arası etki alabilir. Sabit burçlarda da ekstradan başka gezegenleriniz varsa tabii ki etkiler artacaktır. Bu yeni ay sırasında. Ve bununla birlikte 18 Kasım'da yine çok önemli bir gezegen kavuşumu var. Güneş-Mars kavuşumu. Mars, Güneş sistemini 2 yılda bir dolaşır. 2 yılda bir Güneş'le bir kavuşum yapar. 2 yıllık bir döngüdür bu. Biliyorsunuz astrolojide bu döngüler çok önemli. Yani büyük plandaki etkileri belirlemek adına. Şimdi bu Güneş-Mars kavuşumu 25 derece Akrep Burcu'nda olacak ve sizin 4. evinizde olacak. Bu ne demek? Yani bu dönemde aslında Mars neredeyse enerji orada biliyorsunuz. Enerjinizi, çabalarınızı, mücadelenizi, belki vereceğiniz kararlar, alacağınız inisiyatifler, daha çok sizin için özel hayat, düzen, ev, yuva, aile konularında çok daha fazla öne çıkıyor. Zaman zaman kariyer, aile, ebeveynler arasında böyle bir mücadele, biraz çatışmalar olabilir. Ama genel anlamda enerjinizi çok fazla özel hayatınızda ev yuva temalarına bu dönemde yönlendirebilirsiniz. 23 Kasım'da Güneş artık Yay burcuna geçecek. 24 Kasım'da Mars Yay burcuna geçecek. 5. evinize doğru hareket ediyorlar. Bu geçişle birlikte Satürn'e hemen açı yapacaklar. Satürn Balık burcunun 0 derecesinde olduğu için Mars Satürn, Güneş Satürn karesi 23, 24, 25 Kasım gibi etkinleşecek. Bu biraz enerjiyi kısıtlayan, böyle kasvet veren, böyle bazı engeller yaratabilecek bir açı. Yani sorumluluklarla da bizi yüzleştirebilir. Yani bu çocuklarla ilgili bir konu olabilir sizin için. Bununla birlikte belki biraz daha hani işte aşk hayatınız, romantik konularla ilgili almanız gereken sorumluluklar öne çıkabilir. Kişisel anlamda da hani uğraştığınız bir hobiniz, bir eğitim. Hani buralarda biraz daha ciddi, daha planlı, programlı hareket etmeniz gereken bir süreci işaret edebilir. Tüm bunlarla etkili olabilecek bir parasal kısıtlama ya da işte parasal bir yük. Hani çocuklarla ilgili olabilir. Bir kursa katılacaksınız. Bunun işte parasal bir ödemesi olabilir.
ya da risk içeren spekülatif alanlara biraz dikkat edin. Özellikle şans oyunları, borsa ve benzeri alanlarda daha ciddi, daha planlı hareket etmeniz gereken bir süreç. 27 Kasım'da 4 derece ikizler burcunda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay bir tamamlanma, bir dönüşüm, bir farkındalık veriyor. İkizler burcu sizin 11. evinizde bir süredir uğraştığınız bazı işlerin, projelerin artık sonuç vermesi, görünür hale gelmesi mümkündür. Ama Satürn'ün bir açısı var. Yani parasal konulara da önemli bir işaret veriyor. Yani kariyerden gelen kazançlarınız, hani burada belki bütçenizde bir gelişme ya da beklentinizde bir sonuçlanma olabilir. Kısıtlanmalar hissedebilirsiniz. O yüzden çok hayalci davranmayın, özellikle para konularında. Merkür Neptün arasında da bir kare açı var. Bu dolunay sırasında biraz kafa karışıklığı, belirsizlikler, manipülatif durumlar yaratabilir. Özellikle para konularında sevgili aslanlar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçlar daha fazla etkilendiği için siz çok etki alan burçlardan değilsiniz. Eğer değişken burçlar ikizler, başak, yay ve balıkta 0 ile 7 derece arasında gezegenleriniz bulunuyorsa, bu dolunay sizin için çok daha etkili olabilir. Ama bu burçlarda özellikle herhangi bir gezegeniniz yoksa sizin için çok önemli de olmayabilir. Ve Kasım'ın son günlerinde özellikle bu alanlarda biraz daha dolunay etkileri altında olacağız. Arkadaşlıklar, sosyal çevreniz, ekip çalışmaları, arkadaş ilişkilerinizde de daha güven arayışınız öne çıkacağı için biraz daha paylaşımlara dikkat etmekte fayda var. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Aslan burcu zodyağın 5. burcudur. Güneş tarafından yönetilir. Ateş elementinden sabit nitelikli bir burçtur. 21 Temmuz, 21 Ağustos arasında doğan kişiler Aslan burcundan kabul edilir. Aslan burcunun gezegeni Güneş, onlara canlılık, yaratıcılık ve enerji verir. Güneşin diğer bir etkisi de kendilerini çok önemsemelerine ve gururlu olmalarına yol açar. Onlar doğuştan bir liderdir. Bulundukları ortamda dikkat çekmeyi, ilgi odağı olmayı severler. Kendilerine güvenen, açık sözlü, cömert ve yaratıcı kişilerdir. Rahatına ve lükse de düşkün olan aslan burçları, hayatın zevkli yanlarıyla da çok fazla ilgilenebilirler. Para, onlar için kendilerini isteklerine ulaştıran bir araç olacaktır. Bu nedenle çok fazla para harcayabilir, pahalı ve lüks tüketim nedeniyle de zaman zaman yaşamlarında maddi sorunda yaşayabilirler. Aslanlar hiçbir zaman ikinci planda kalmayı kabullenemez. Onların liderliğini kabul ettiğiniz ve sürekli takdir ettiğiniz sürece size sadık kalacaktır. Çok fazla gururlu, kibirli, bencil davranışları olursa sosyal ilişkilerinde sorun yaşayabilirler. Aslan burçları baskıdan hoşlanmaz. Özgürlüklerine düşkündür. Başarılı olmak ve toplumda üst seviyelerde yer almak onlar için önemlidir. Ancak bunun için de çok fazla çalışmak istemeyebilirler. Genel olarak Güneş onlara şans verdiği için yüksek seviyelere gelmeleri de kolaydır. Sanatsal yaratıcılıkları yüksektir. Özellikle sahne sanatları ve drama Aslan burcuna çok uygundur. Aslan burçları aşık oldukları kişiyi gözlerinde çok yüceltebilirler. İlişkilerinde dürüst davranırlar ve sadakate her zaman çok önem verirler.